Yeniden Refah Partisi'nin Digor Belediye Başkan adayı Tuncer Baykız, Serhat Haber'e önemli açıklamalarda bulundu. Yeniden Refah Partisi'nin Digor Belediye Başkan adayı Tuncer Baykız, Serhat Haber'e projelerini detaylarıyla paylaştı. Digor'da belediye başkanlığı için aday olduğunu vurgulayan Baykız, şehre yapmayı planladığı projeler ve yatırımlar hakkında bilgi verdi. Moderatörlüğünü gazeteci Seyfettin Düzçay'ın üstlendiği programda Baykız, soruları cevapladığı sırada konuşmalarımda şunları kaydetti. Efendim bugün Kars'ın Digor ilçesi, yeniden Refah Partisi seçim koordinasyon merkezindeyiz. Adayımız Digor Belediye Başkanı adayı Tuncer Baykız ile beraberiz. Tuncer Bey ile bugün hem seçimi değerlendireceğiz hem de yapacak olan projeler nelerdir bunlarla ilgili sizlere aktaracağız. Efendim öncelikle Tuncer Baykız'ı tanıyalım. Tuncer Baykız'ı bizler tanıyoruz ama bilmeyenler açısından efendim öncelikle merhabalar. Merhaba. Sizleri tanıyalım Tuncer Bey. Teşekkür ederim. Tuncer Baykız, Digor yeniden Refah Partisi Belediye Başkan adayı. Nasıl kısmet olursa 31 Mart akşamı zaferle Rabbim bizleri muzaffer eder inşallah. Evet. Bu arada bizi burada gelip ziyaret ettiğiniz için, onore ettiğiniz için size teşekkür ediyorum. Ayrıca tabii sizi devamlı böyle şuralarda aramızda görmek de bize ayrıca bir motivasyon veriyor. Çok, çok sağ olun başkanım. Onu da belirtmek istiyorum. Çok sağ olun başkanım. Başkanım öncelikle tabii seçime az bir süre kaldı ve iddialı olarak başvurunuzu, yeni de Refah Partisi'ne başvurunuzu yaparak Digor'a belediye başkan adayı olarak şu an sahadasınız, seçim çalışmalarınızı yürütüyorsunuz. Hakikaten toplum arasında sevilen sayılan bir kişiliğiniz var. Daha önce de yapmış olduğunuz bir siyasi partide ilçe belediye başkan, özür dilerim, ilçe başkanlığını yapmışsınız. Efendim öncelikle projelerimizle başlayalım. Sahada neler seviyorsunuz vatandaşlarımıza? Şimdi neler vaat ediyorsunuz? Digor'un olmazsa olmazlarından birisi doğalgazı. Kesinlikle Digor'umuza kazandırmak istiyoruz nasip olursa. Allah izin verirse kavşaklarımız tabi burada en yani bir yaklaşık 2,5 ay önce bir çok kıymetli bir aile büyüğümüzü kaybettik. Kavşak sorunu onu halde çözmeye çalışacağız Allah nasip ederse. Özellikle de Digor girişindeki kavşağı söylüyorsunuz. Evet. Şimdi şehir giriş kavşaklarını demek istiyorum. Hı. Şimdi tabii sokak hayvanları gerçekten Digor'umuza adeta korku rüyası olmuş Digor'un. Onların en kısa zamanda nasip olursa barınak yapıp barınağı alarak vatandaşımızın huzurunu refahını sağlamak. Nasip olursa kısacası 31 Mart akşamı Digor'a vereceği refahı emin olun halkımız da Digor'lu vatandaşlarımız da hissedecek nasıl evet. Olursa. Altyapı projelerimiz var efendim burada, broşürlerimizde, afişlerimizde. Burada zaten vatandaşa sunma noktasında yazmışsınız Digor'a ne gibi hizmetler yapılacak falan. Burada görülüyor. Mesela altyapı var, düğün evet. Salonu var, buna benzer birkaç tane proje. Kısaca bunlardan evet, bahsedelim. Şimdi altyapı... Bizim altyapı, Digor'u altyapıyla 2012 yılında Muzaffer Kutay başkanımız gerçekten Digor'a kazandırdı. Tabii onun akabinde projesiydi. İnşallah biz onu tamamlayacağız. Çünkü ondan sonra gelen iktidarlar yapmadı. Bizim olmazsa olmazımızlardan birisi de... Digor altyapısının şu anda Digor deresine akması ve o akmayı önleyip arıtma tesisi olarak arıtma tesisinden arıtılarak Digor nehrine katmak düğün salonu olarak Digor'un gerçekten temel sorunlarından birisi. Gerçekten hakikaten evet. İhtiyaç olan bir o gibi sosyal faaliyetlere önem vereceğimiz gibi bir de Digor'a güzel bir düğün salonu yapmak zorundayız. Çünkü Digor halkı gerçekten yağışlı havalarda olsun. Şu anda Digor taziye evlerinde, taziye evi diye tabir ettiğimiz salonlarda taziye düğün yapıyor. O da yetmiyor. Cenaze oluyor. Taziye olurken düğün olmaz. Evet. Taziye ile düğün bir arada olmadığı için bayağı bir sorunlarla karşılaşıyoruz. Allah nasip ederse onu da
başlayacak. İstihdam konusunda gençlere bir şeyler hazırlamışsınız efendim. Gençlere evet, istihdam Allah nasip ederse Digur Belediyesi'nin bünyesinde birçok istihdam alanı açarak gençlerimizin gurbete gitmelerini önlemek, onu Rabbim bize nasip ederse inşallah Digur artık kendine has bir şey, sosyal faaliyeti, istihdam alanı olarak bir çağ atlayacaktır Allah nasip eder. Efendim bir de şunu söylediniz, ben kamera arkasında konuşurken siz şunu kastetmiştiniz. Burada da memurlarımız var. Memurlarımızın buradan şehir dışına gitmesi, Kars'a, Iğdır'a vesaire gitmesi, o da buradaki esnafın zararına olmasıyla ilgili bir konuya değinmiş. Esnafın kaybı, hem memur arkadaşlarımızın kaybı, hem de büyük can güveni. Yani nasıl şimdi yolda kışın, burada 8 ay bir kış var. Yani vatan memur arkadaşlar sabahleyin buraya gelmek için, görevine gelmesi için sabah saat 5.30-6'da kalkıyor orada. Digor Kanlar Geçidi rakımı var. Evet. Biliyorsunuz büyük bir şeyden geçiyor. Orada mesela bu kışında çok büyük kazalar oldu. Sis, yoğun sis. Hanlar Geçidi. Şimdi efendim biz o tehlikeleri Allah nasip ederse, o tehlikelerden dolayı memurumuzun sağlıklı, huzurlu bir şekilde Digor'da, memur Digor'da kaldığı zaman efendim hem de esnafın da büyük evet. bir kazancı olacak. Esnaf Digor'da memur kalmayınca esnaf tabiri caizse ne iş görecek? Mesela kafeteryasıdır, efendime söyleyeyim lokantasıdır, iş yeridir, kafesidir. Yani bunlar memur burada kalmayınca maalesef büyük bir sıkıntı içerisine giriyorlar. Üniversite öğrencilerimize burs vereceksiniz. Evet. Belediyenin bünyesinde öğrencilerimize, okuyan öğrencilerimize belli bir miktarda bir katkı sunacaksınız. Allah'ın izniyle tabii ki o şimdi tabii bizim öğrencilerimizin bursta büyük sıkıntılar yaşadığını izlenimlerimiz oldu. Evet. Şimdi bu şey nasip olursa Digor'un zaten üniversite öğrencisi, efendime söyleyeyim yüksek okul öğrencilerine biz burs talep ediyoruz. Evet. Efendim tabii burada sıra bizim süremiz kısıtlı biliyorsunuz. Son 10 gün var. Son olarak bizim hani buradaki yaşayan Digorlu halkına neler söyleyeceksiniz? Neden sizlere oy verirsiniz? Buyurun efendim. Şimdi öncelikle tabii Digor halkı Tuncer Baykız'ı tanıyor. Tuncer Baykız Digorlu kardeşlerinin içinde büyüyen bir insan olduğu için, temel sorunlarını bildiği için bir önceki siyasi hayatımızda da bazı üst düzey şeylerimiz olmuştu. Evet, ondan dolayı Digor halkı Tuncer'i biliyor. Digor halkı inşallah Tuncer'i 31 Mart akşamı iktidara getirecek. Ondan sonrası yani Tuncer'in omuzuna o hizmet yükünü, Digor'un geleceğini bindirecek. Tuncer de, Rabbim Tuncer'i de Digor halkına karşı mahcup etmesin inşallah. Biz yani kesinlikle ve kesinlikle iktidar olmaya talibiz ve Digor'a hizmet etmeye talibiz. Peki efendim, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, sağ olasın.